Elveda şişko. Arkadaşlar selam, Can Sungur, Elveda Şişko'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 18. günü, 18. günü bitirdim az önce sporda. Hocayla da bir çekim yaptık, onu videonun sonunda görürsünüz. Arkadaşlar 18. gün itibariyle spor yapmak benim son haftalarda yaptığımız galiba ilk önce bütün vücudu küçük küçük güçlendirmek yolunda giden egzersizler hayatımda çok işime yaramaya başladı. Günlük hayatımda kendimi ve bedenimi çok daha kontrollü ve güçlü hissediyorum. Bakın daha top 3 haftadan bahsediyorum. Ha, 3 ayda bakalım ne konuşacağız yani. Geçenlerde dolap molap aldık eve. Kuruluma geldiler. Hadi sökelim mökelim derken bir baktım dolabın bir tanesini tak tek omzuma vurup çöpe kadar götürdüm böyle. Bilmem nereden bilmem nereye asansörlerden indir merdivenlerden taşı falan. Eskiden zorlanıyordum böyle şeylerde. Ve bakın topu 3 haftadır spordayım. Bu değişim bile böyle şey oldum ha. Ay, iyi oğlum işte bilmem ne falan. Herkes çok iyi gidiyor diyor, destek veriyor. O çok hoşuma gidiyor. Instagram'dan bu arada siz Elveda Şişko hashtag ile beraber çalışırken bana beni etiketleyip görsellerinizi atmaya başladınız. Onları repost ediyorum. O çok hoşuma gidiyor. Benle beraber çalıştığınız için, benle beraber siz de bu konuda kararlılık gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz beni motive ediyorsunuz. Ben de biraz sizi motive edeyim. O hoşuma gidiyor. Bu videoların altında devamlılık için ne yapıyorsunuz, çalışmaya devam ediyor musunuz? Yazmaya devam edin lütfen. Kıymetli, güzel bir noktaya gidiyoruz. Hala spor çıkışında canım inanılmaz böyle makarna, karbonhidrat bilmem ne falan çekiyor. Bir kere 30'a düştüm, yedim geçen hafta. Ve akşam terler içerisinde uyudum böyle. Çünkü vücut bir süredir spor artı sağlıklı beslenmeye alışmış. Ne olacak abi deyip bam diye makarnayı vurdum. Falan diye sabahlara kadar uyudum. Gerçekten hemen de sağlıksız beslenme kendi kendisinin cezasına dönüştü. O konuda da iyiyiz. Saat şu an 9.30. Spordan yeni çıktım. Gün ortasına denk getiremediğimde sporu akşam yapıyorum. Hiç de umurumda değil valla. Bir şekilde eksik günüm kalması şu anda beni rahatsız eder oldu. Hiç eksik günüm olmadı bu arada. Kaçırmadım. Haftada 6 gün patır patır devam ediyorum. İyi ya. Yani keyifli. O ilk videoma baktığımızda ya da ikinci videoma baktığımızda daha bir yorgun gibiydim ama şimdi spor daha çok ağrıtmaya, daha çok ağlatmaya başladı. Ya birkaç kere spor çıkışı işte böyle yaşayanlar vardır illaki aranızdaki. Kastaki ağrıdan böyle Allah geçmiyor oğlum bu ağrı ne yapacağız? Ovuşturursun geçmiyor yanıyor kas filan. Onlara rağmen feel the burn yani çok daha iyi hissettiriyor her şey. Valla yani bu videoları takip eden ve gaza gelmeyen varsa gaza gelin ya. O ilk durağanlığı bir attıktan sonra o kadar güzel açılıyorsun ki. Ve ben daha bak 3. haftadayım. Gerçekten aylar sonra ne olacak acaba? Güç basabildiğimiz, patlayıcı güç uygulayabildiğimiz makineleri daha çok beğendiğimi keşfettim bu arada. Muhtemelen bir süreden sonra güç ağırlıklı çalışmaya başlayacağız biz. Tabii hocanın öngördüğü şekilde. Yoksa bu sefer de sırf üst vücut adamı olmak niyetim de yok. Bakalım o iş nereye gidecek? Gelecek haftalarda haberdar edeceğim sizi. Aşağıya bize soracağınız soruları yazmayı unutmayın. Bu kısımdan sonra benim çalışmalarım. Videonun sonunda da hocanın cevapları var. Öpüyorum gözlerden. Haftaya görüşüyoruz. Elveda Şişko devam ediyor. Hadi. Evet arkadaşlar, kaçıncı? 18 gün mü oldu hocam şimdi bizim? Demin baktık da 18 gündü galiba. 18
ders yaptık aynı. Ha, 18 günü ders yaptık yani. Arkadaşlar 18. günü bitirdim bugün. İyiyim ha. Yani bir şey söyleyeyim mi? İnsan kendini daha iyi hissediyor. Ya bir de işte güç harcayabildiğimiz makineler ben daha bir sardı. Onlar da böyle basabildiğim kilonun arttığını görünce insan bir şey oluyor böyle. İyi lan işte olacağız biz falan gibi. Hafiften bıyıklarım gürleşti yani, haberiniz olsun bu süreçte. Ki güçlendik de his değil sadece yani. Tabii tabii. Bugün neredeyiz derseniz, bugün benim gittiğim spor salonu Wyndham Kalamış Otel'in altında, onun lobisine oturduk. Hafif bir piyano çalıyor. Biraz sonra viskilerimizi yudumlayarak spor konuşacağız. Sesimiz falan böyle şey. Evet evet, o yüzden cool. Normaldeki o aynalardaki vücutlu halimiz yok. Daha bir chill bir noktadayız biz beraber. Hocam ne diyorsun? Üçüncü haftada nasılız ya sence? Yani ben nasıl gidiyorum? Belim falan düzeliyor mu mesela? Belimiz düzelmesinden öte artık egzersize problem çıkarmıyor. Yani bir tık düzeldi ama tabii ki daha da düzecek. Aslında biraz kiloyu verince ne çıkacak? Onu da bekliyoruz biraz ufak ufak ama daha iyi güçlendik, net güçlendik, onu sen de hissediyorsun abi. Artık o kadar çabuk, hızlı yorulmuyoruz kardiyovasküler anlamda da. Daha iyiyiz, adım adım ilerliyoruz aslında. Her şey daha iyiye gidiyor. Ve motivasyonumuz da güzel yani. Sevmeme gibi bir şeyin yok abi. Geliyorsun ve hadi yapalım. Sardı arkadaşlar, çok ilginç güzel. Ya. Yani hadi bugün biraz motivasyon konuşalım o zaman. Yani siz şeyi çok sordunuz. Bir önceki videoya gelen yorumlara bakacağız demiştik ya. İki tane çok popüler yorum var orada. Bir tanesi biz zayıfız ve kilo almak istiyoruz. Haftaya onu konuşalım. Bu haftada başka bir arkadaş ya bu işin devamlılığı çok önemli. Motivasyonu nasıl yapacağız diye sormuş. Benim hiçbir fikrim yok bu konuyla alakalı. Çünkü yıllarca ben bu konuda motive olamadım. Sonra bir gün böyle falan oldum ve şimdi spora geliyorum yani. Ne bileyim, ayağıma taş başıma bir şey çarpmadı yani. Bilmiyorum. Sen çok daha fazla görmüşsündür abi bu konuda motivasyonla insanları. Benim de hiçbir fikrim yok diye gidiyorum şu an. Yani motivasyon şöyle. Herkes, yani daha doğrusu kimse hep bunu tepede, yüksekte tutamaz. Yani illaki düştüğü zamanlar elbet ki olacak ama önemli olan insanın iç motivasyonu. Yani motive olmak aslında zaten başlamakla alakalı. Kelime anlamı olarak. O tekrar vurmuşum. Tabii ortaladım seni artık böyle. Motive olmak insanın yani önce başlamasıyla alakalı. Başladıktan sonra bunu korumak da iç motivasyonumuzla alakalı. Yani kişinin kendi içinde bulacağı bir hırsı olması lazım. Onun dışında belli başlı şöyle genel geçer şeyler vardır herhalde diye düşünüyorum. Bir topluluğa ait hissetmek gibi. Mesela aslında şu an senin de yaptığın o abi. Yani insanlara bunu sunup sorumluluk hissediyorsun. Ya da insanlar izleyip yazıp sorumluluk hissediyor. Aslında bu da motivasyon için bir adım. Bunun dışında başka ne olabilir? Bakın şey yapıyoruz, ona katılmanızı hatırlatacağım size. Bu videoda bundan önce yerleştirmiş olmam lazım. Instagram'dan bize spor yaparken hashtag Elveda Şişko ile spor salonundan fotoğraflarını atanları ben story'imde repost ediyorum. Ve yorumlara da size gelişmelerinizi yazmanızı istiyorum. Mesela bir önceki haftanın videosunda ben de 2 hafta önce başladım şöyle oldu. Ben de 3 hafta önce başladım şöyle oldu yazıyor. Biz de Levent Hoca da bakıyor. Ben de bakıyorum bunları. Baktıklarımızda da size özellikle cevap yazmaya, en azından bir like basmaya şey yapıyoruz. Çünkü takip kesinlikle bence çok önemli bir şey evet. Bu işte. Atın abi story. Bak mesela kimi arkadaşlar atmış, bana da motivasyon oldu. Bazı arkadaşlar kimisi diyetle, kimisi mide ameliyatından sonra 30-40 kilo küçük. Evet, evet. Bir de kol gördüm, basmışlar. Gördüm. Eksi 40 kilo diye, eksi 30 kilo diye basan arkadaşlar var. Evet, evet. Ya bazı adamlar basıyor mesela, kaslı herif, yakışıklı. Aynen. Biliyorum. Yapmış sen artık. Sen daha ne elveda şişko. Abi ben 120 kilodan indim falan diyorlar. Onu dedim tamam ya. Yani bana da motivasyon sağlıyorsunuz mesela. O yüzden hani ben bu yolculuğu yapıyorum. Bu videoları geç izliyorsanız da bu arada yapıştırın arkadaşlar. Yani ben bu işi kafaya taktım. Aynen. Sizi de kafaya takarsanız, beraber bir şey yaptığımızı hissedersek daha iyi olacak gibi hissediyorum valla. Bir de şu da önemli. Mesela yaptığınız şeyle ilgili şu an egzersizse konu. Kolum mu ağrıdı abi? Ha tabii. Egzersizse konu. Kibar Feyzo yapmadık bugün ha? Yok yapmadık evet, okay, ama bir sürü tamam. Şey yaptık zaten. Evet. Şöyle de bir şey var. Mesela yaptığınız şeyi araştırmak, bununla alakalı bir şeyler izlemek. Bu da motivasyonunuzu arttırır. Yine kendimizi göreceğim. Bakın izliyorsunuz. Bu sizi motive edecektir. Aynı zamanda işte Can abin de dediği gibi biz de sizi görüyoruz. Can abi diyor ki adam 40 kilo vermiş, ne hale gelmiş. Biz de motive oluyoruz. O yüzden yani motivasyon bir grubun içine dahil olarak en yüksek tutabileceğiniz şey. Bir hırs, amaca bağlarsanız kopma ihtimali bir yerlerde yüksek olabilir. Ama kopsa da yeni bir odak noktası bulup onu bir yerden bir yere taşımanız gerekiyor. Yani şu an çok varsayımsal konuşuyorum. Tek bir hedefiniz var, o da atıyorum işte çirkin bir şey atayım, kolum 40 santim olsun istiyorum diye çirkin bir hedefle başladınız.
Ve günün sonunda fark ettiniz ki kol 40 santim olmuyor sizde. Kol dediğin şurası mı? Aynen. Biceps'in 40 santim olsun bizim. Yani bir anda o, okey ben bittim, olmuyor, yapmayayım o zaman, o zaman bunu dememek lazım. Böyle bir şey bulun ya, birkaç tane hedefiniz olsun. Ve bunu alışkanlık haline getirmek bir yerde çok önemli. Hatta bugün sordum Can abiye, ya dedim bir sıkıntı olsa gelemesen üzülür müsün, kafana takılır evet, mı? Evet, şimdi öyle oldu. Mesela arkadaşlar biz bugün podcast yanı yeni bölümlerini kaydettik. Ben bugün sabah 11.30 gibi gelecektim buraya. Bir de dikkat edin hala şey ölçümü yapamadık. Ya kas ölçümü yapamadım. Gelemedim çünkü podcast diye kaydımız varmış meğer, ben onu unutmuşum. Hadi fırlarsın podcast diye kaydına. Akşam 8 mesela, biz şu an spor salonu kapandığı için geldik, lobide çekiyoruz bu videoyu. Yani bir şekilde bırakmamak ve devam etmek lazım. İlk başta mesela ilk hafta biraz daha şeydi. Yani yeni başladık, şimdi hiç şey yapmayayım gibiydi. Şimdi mesela 3. hafta itibariyle ulan artık şey oluyorum. Ulan spor saati geldi mi diye böyle... İşimin, hayatımın bir parçası gibi. Hani akşam nasıl yayın saatim geliyor veyahut da YouTube'da nasıl video yayınlayacağım saat geliyor. Aa, spor saatim geldi deyip takip ediyorum bunu. O noktadan sonra iş geri düşmüyor. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmek herhalde çok daha önemli bir nokta gibi hissediyorum. Ama işte o alışkanlık haline getirmek de hemen olmuyor. Ben ikinci, yani bu benim düzenli spor yapmayı denediğim 3. senem oldu arkadaşlar. 3. de tuttu ama artık bir yerden sonra. Ne oldu da bilmiyorum ama hani böyle psikolojik bir limit, yani İşte artık hani anime sahnesi gibi bir şey olmadı. Artık ben de kaslı olacağım falan olmadı mı? Hani böyle bir şey olmadı aniden, anladın mı? Dur dedim ya, okey ben artık vücut yapmaya karar verdim. Hani böyle bir an geldi. Bir şey olduğundan değil. Ha, benim için önemli bir nokta şuydu ama, ben bir doktora gittim arkadaşlar Aralık ayında. Doktor dedi ki, abi sen şeysin. Tutayım mı abi? Vallahi abi sana veriyorum biraz. Kol bir aradan sonra ağrıyor. Eyvallah. Şöyle bir noktaya geldik, o güzel oldu. Doktora gittim. Ben diyorum ki doktora gidince herhalde doktor diyecek ya, beyefendi sizde diyabet var, kalp var, kolesterol var, her şey Allah belanı versin, ölmüşsün dayı sen falan diyecek diye böyle bekliyorum. Çünkü kilo 100 falan ya. Ki normalde ben iyi beslenirim yani. Duysanız şaşırırsınız buna. Doktora gittim. O adam baktı. Şey yani, hem dahiliyeci hem cerrah bir abi, böyle özellikle iyi bir doktor buldum. Dedi ki ya delikanlı, sen kilon dışında hiçbir sıkıntın yok dedi. Dedim abi insülin direnci de mi yok, yok kolesterol yok. Ya var böyle ama hani senin kilondaki birisinden ben çok daha kötüsünü bekliyordum dedi. Ulan ben bir anda o yüzden şey oldum. Yani benim bir bahanem yokmuş ha. Hastalığım yok, evet. Sakatlığım yok, eksikliğim yok, bir şeyim yok. Yokken de. Kilom varmış sadece. Evet. Bir dedim ki ulan o zaman ben bu kiloyu vereyim. Vermişken de biraz üst vücut yapayım. Aslanayım Instagram'a, six packlerimi basayım, çenem çıksın falan dedim. Öyle girdim yani. Belki bir sağlık kontrolü size şevk veren şey olabilir. Çünkü ben kendi kafamda hep şey diyordum. Abi doktora gideceğim, kesin ölmüşsün diyecek falan diye böyle endişe ediyordum. Bilmiyorum. Belki de beni tetikleyen şeylerden biri o oldu. Ama hani doktordan şey diye çıkmadım ha. Spor falan diye çıkmadım yani. Zamanla geldi böyle. Aldım geri. Valla böyle. Senin hiç motivasyonu kaybettiğin oluyor mu? İllaki oluyor. İllaki mesela. Lanet olsun hocalığına. Ben artık gidip serserilik yapacağım. Rap'e geri döneceğim. Hocalıktan değil de egzersizi çok yoğun yapmaktan bazen motivasyonumun düştüğü, ya ben kendimi niye bu kadar zorluyorum dediğim dönemler oluyor. Aslında o dönemden de yeni çıkıyorum biraz. Ben de bir süre işte askere gittim geldim, orada bir beslenmeler bozuldu falan, bir tadım kaçtı. Sonra kötü örnek, biraz fazla alkole gittim. Arkadaşlar alkolle beraber olmuyor, üzgünüm. Biraz öyle ben de bir düşüşe geçtim. Ama sonra bir yerden sonra toparlıyorsunuz. Çünkü psikolojinizde kazandığınız şeyi kaybetmeyi çok bir yerden sonra istemiyor. Sen de kilo verdiğinde abi tekrar alır gibi olduğunda bunu kaybetmek istemiyorum diye muhtemelen hemen sarılacaksın. Bu genelde böyle oluyor. Kazanılmış şeyi kaybetmek. Gördüm aşağıda 15 kilo sırtına vurup zıplayarak. Duruyorsun yani arada, inanılmaz. Yani bir arkadaşında şöyle bir sorusu var. Bence ilerleyen haftalarda onu, bu sorunun muhataplarına soracağım. Bazı arkadaşlar da şunu soruyor ki benim de çok hissettiğim bir şeydi. Abi şimdi biz geliyoruz oraya, şekilsiziz, göbekliyiz falan. Orada böyle abiler var, inanılmaz şekilliler falan. İnsan kendini bir kötü hissediyor. Ne işimiz var burada falan gibi diyor demişlerdi. Onu arkadaşlar bizim salondaki kaslı abilere özellikle soracağım. Şişik olarak da ne düşünüyorsunuz diye. Bakayım ne diyecekler, ben de merak ediyorum. Belki diyecek ki gelmeyin oğlum, boşuna para kaptırıyorsunuz mu diyecek. Bilmiyorum yani. Ama bana biraz şey gibi geldi. Öngörüm şu ki adam senin aslında düzenli gelip yani mesela ben şunu fark ediyorum. İkinci hafta benim gelmeye başladığımdan itibaren millet muhatap almaya başladı beni. Çünkü ilk haftada biraz şey oluyor ya, bu şişko 3 gün gelir. Gelmez. Beşinciye gelmez ki çok çok görüyorlar bunu eminim. Ama sen düzenli devam ettiğinde bir anda böyle o komünitenin bir parçası oluyorsun aslında spor salonunda. Benim hissiyatım en azından böyle.
O zaman haftaya görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. İnşallah yağ kas ölçümü bu sefer yapabiliriz. Levent Hoca'nın rap geçmişinden de bir noktada bahsedeceğiz ama öncelikle bunu araştırmanızı istiyorum. Yok abi yok. Bakalım bulabilecek misiniz bir şeyler? Küçük bir akapella yapacağım hemen falan deyip böyle söylemeye başlasam. Bir noktada bir Elveda Şişko rap şarkımız gelir mi peki? Yaparız. Beraber yaparız. Kesinlikle. Bakın şakası yok bu işin ha. Bu iş olacak. Yaparız. Haberiniz olsun. Öptük sizi o zaman. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bay bay. Elveda Şişko.